Ben ona oy vereyim bağlamında anladığımız müddetçe yapacak bir şey yok. Kaldı ki ben de Orhan da burada şuna oy verin, buna vermeyin gibi bir değerlendirme üzerinden bir yere varamayız. Fakat ben şuna hayret ediyorum. Bir halk, bir kitle şundan ders almaz mı ya? Yakın tarih için söylüyorum. Baykal'ı geçerek söylüyorum. Baykal sonrasında. Ya bir siyasi parti Cumhurbaşkanı adayı olarak Ekmelettin'i çıkartmış. Hayda tamam ne yapalım verelim. Ben vermedim. Aynı siyasi parti Abdullah Gül, Muharrem İnce arasında falan kalmış. Muharrem İnce bu kitle onu peygamber, kurtarıcı, Mesih sanmış, sabah vazgeçmiş. Aynı kitle ondan sonra bugün üzerinde tepindiği Kemal Kılıçdaroğlu'na gençlerin demokrat amcası, kalp, güler yüzlü bilmem ne her şeyi yapmış adamı neredeyse o ana kadar hiç görülmedik bir şekilde sahip çıkmış. Ertesi gün ondan nefret etmiş. Sanki tek suçlu o gibi davranmış. Şimdi de bugün de Ekrem'in operasyonuyla büyük bir operasyon. Müteahhitlerin, beşli çetelerin, Sadatların, içinde medyanın olduğu büyük bir operasyon. Ve sonuç itibariyle kendini başkan zannetsin diye eğlenceli bir oğlanı da oraya koymuşlar Özgür'ü. Şimdi burada halk mı suçlu? Halkın üzerinde tepilenler mi suçlu? Halkın üzerinde tepilenler hakkı. Erdoğan'ın bir durumu vardı hatırlarsanız gazetecilerin. Canını okuyordu, ağzına geleni söylüyordu. Neden? Sen izin veriyorsun buna. Halk da kusura bakmasın. Ekrem gerçeğini görmüyorsa ben ne yapayım? Kim oy verirsen ver umurumda değil. Benim açımdan ekranda 80 yaşında biri akademisyen, efendime söyleyeyim biri gazeteci diye geçinen fırıldakları görünce utanıyorum ya. Vallahi utanıyorum. Bilmiyorum ne düşünüyorsun ya. Bir gecede döndüler ya. Bir gün önce Kemal Kılıçdaroğlu'cu olanlar ertesi gün Özgür Ekrem demeye başladı. Tanıdığım insanlar ya. Çüş. Ne diyorsun bilmiyorum. Ya şimdi bu oy moy meselesi söylüyoruz ya anayasa yoksa oy kullanarak hiçbir şey değiştiremez. Hiçbir şey değiştiremez. Önce bir anayasan olacak. Sonra bir meclisin olacak. Sonra istibdatı ortadan kaldıracak bir siyasal hareketin olacak. Yani nereye oy vereceksin? Yani kime oy vererek değiştireceksin? Vererek neyi değiştirdin? Bak bu zamana kadar bütün seçimler son seçim. Bak Cumhuriyet elden gidiyor falan filan. Elde ayakta hiçbir şey kalmadı. İnanılmaz. Ve her şeyde seçimden sonra bazı mevzileri biraz daha bırakıp geri çekilmek zorunda kalıyoruz. Şimdi sıkıntı şurada. Yani öyle oyla moyla değiştireceğimiz bir şey kalmadı. Bizim yeniden cumhuriyet ilan etmemiz lazım. Yeni bir cumhuriyet kurmamız lazım. Çok büyük dert. Onu da oyla yapamazsınız. Onu örgütlenerek, ayağa kalkarak, bu işi ciddiye alarak yapabilirsiniz. Yani şu parti bu parti meselesi değil. Söylediğim şu, oy vererek değiştiremezsiniz. Oy vererek değiştirebileceğiniz bir şey kalmadı. Yani sanki normal akışında devam ediyormuş gibi, hukuk varmış gibi, yasa varmış gibi. İşte Yüksek Seçim Kurulu'nun ne hale getirdiğini görüyorsunuz. Sen oy versen ne olacak? Yani sonuçta başka bir sonuç ortaya çıkar. İtiraz edebileceğim bir şey yok. Ya Anayasa Mahkemesi'ni ortadan kaldırdılar Ömer. Yani bunu konuşarak buraya geliyoruz. Dolayısıyla başka bir denklemle karşı karşıyayız. Bak ben